Sen tek başına tıraş olmak istiyorsun ama bunu beceremiyor musun? Merak etme, ben yanındayım. Şimdi bu videoyu açarak tıraş olabilirsin. Öncesinde yapmamız gereken şeyleri söylüyorum. Kanala abone olmak. Kanala abone olun, gerisi bende. Karışmayın. İlk önce bir makinamız var. Makinanız yoksa zaten tıraş falan yapamazsınız. O hikaye. O yüzden ilk önce makine. Sonra 4 numara, 3 numara, 2 numara, 1 numara tarak. Ben bugün kısadan uzuna sakal yapacağım. Numara olaylarını önceki videolarda da bahsettiğim gibi yine söyleyeyim. Mesela bazı makinelerde 3 numara 9 mm diye geçer. 4 numara 12 mm, 2 numara 6 mm, 1 numara 3 mm diye geçer. Bizim yapmamız gereken şey ilk önce sakalın yanlarını 3 numarayla şuraya kadar, şu hizaya kadar 3 numarayla almak. Başlıyorum. Makineyi kaydırın böyle. Mesela bu kısımları aldım. Şimdi 2 numaraya geçiyorum. Şuraya kadar alıyorum. Şu bölüm. Sonra 1,5 numaraya geçiyorum. Sonra 1 numaraya geçiyorum. Gitgide yukarı kadar çıkıyorum. Numarayı incelterek. Buradan da gerdirmeniz daha iyi olur. Daha rahat olursunuz gerdirdiğiniz zaman. Sonra 0,5'e geçiyorum. Bu arada sizin makinenizde 0,5 yoksa makinelerin böyle ayarları vardır. Şöyle ve şöyle. Bazıları arkadandır. İleri geri gider. Gördüğünüz gibi. Siz en geriye çekiyorsunuz. Bu da bir 0,5. Aslında aynısı. ...0,25 böyle yavaş yavaş numarayı azaltıyorum. 0. Tabii ki bu 0 olan saç için geçerli. Ben mesela saçlarımı yeni kestirdim. O yüzden buna uygun bir sakal yapıyorum. Şimdi altları 1,5 numarayla tekrar ediyorum. Şurada. Ve makineyi tersine vurup törpü işlemi yapıyorum. Temizliyorum. Şu an 1 numara indim. Şimdi 0,5'e iniyorum. Evet, gördüğünüz gibi taslak oluştu. Kısadan uzuna bir sakal, tasla. Aslında o kadar da zor değil. Şimdi 3 numarayı tekrar alıyorum. En başta kullandığım 3 numara. Şuralardan bir geçiş törpü vermek için. Ters tutuyorum. Aman düz tutmayın, düz vurursanız komple 3 numara olur tekrar. Şuradan yukarıdan başlıyorum. Size makas detaylarını çok fazla göstermeyeceğim. Çünkü zorlanacaksınız. Makası nasıl tutacağım, şuraları nasıl yapacağım falan diyeceksiniz. Normalde şu geçişleri yapmak için şöyle makasla, ara makası ya da normal makasla ufak ufak nüanslar yapacaksınız. Ama bu nüansları yapamıyorsunuz siz maalesef. O yüzden makineyle devam. Zaten benim istediğim gibi oldu şu an. Son olarak bu altta kalan fazlalıkları alıyoruz. Tek tek tüyleri. Evet, bıyığa geliyoruz. Bıyığı bu şekilde aşağıya doğru tarayın. Sonra
Aynaya ben de yakın bakacağım şu an. Şöyle. Şöyle gösterebiliyor muyum? Böyle. Evet. Burayı da içe doğru, burayı da içe doğru tarayın. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Sonra dışa doğru tarıyorsunuz. Burayı da dışa doğru. Buraları makasla almanız daha sağlıklı olur. Şöyle. Bıyıkları da bu şekilde aldık. Şimdi şu bölümleri boşaltmak isterseniz, tercihe bağlı bir şey bu. Buraları da bu şekilde. Boşaltabilirsiniz. Mesela bıyığın çok fazla uzun kalan kısımlarını tekrar makas yardımıyla. Ben mesela çok fazla bıyıklarımın açılmasını istemiyorum. O yüzden böyle kullanıyorum. Mesela şu altım seyrek. Şurası da işte seyrek. O yüzden biraz daha yana dolduruyorum buraları. Evet, altlar da tamam. Bence gayet güzel oldu. Sizce nasıl oldu? Başka isteğiniz sakal modellerini yorumlara yazın. Ona göre siz de sakal modellerini çıkartalım. Şimdi kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye. Bye.